Peki Arda kardeşler maçı yönetti. Simone Sotsa vardı hocam bugün vardı. İtalyan. Evet, İtalya'dan geldi. Simone Sotsa. Bugün İtalya'dandı. Evet. VAR hakim. O da e, liginde 18 tane VAR hakemliği yapmış, 9 tane de e, maç yönetmiş. Yani liginde de epey VAR hakemliği yapan e, ve bu konuda görev alan e, bir hakem. Peki hocam başlayalım pozisyonlara dilerseniz evet. 10 tane pozisyon seçtiniz. İkinci birinci dakika. birinci e, geçin bunu bunu geçin. Bunu geçelim. Yani bu faal mı değil mi bu o kadar tamam. şeydi geçin. Alican Koymuş. Kerem Demirbay'ın pozisyonuna geçelim o zaman. Koytaya faali var. Kerem Demirbay'ın ikinci pozisyondayız arkadaşlar. Hı hı. Burada faal kararı çıktı. Ya da geç kalınmış ya. bir müdahale ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani burada kart beklediler. Bu ayak basması hani çok böyle nasıl söyleyeyim kayıyor basıp geçiyor yani. Tam böyle hani ucuna veya aynı e, işte topla iki futbolcunun da e, oynama şansı varken yapılan müdahale veya bunun gibi hafif böyle ayağının üstünden kayan tam böyle bir basma olmayan pozisyonlarda sarı kartı istemiyor. dolayısıyla buradaki basma böyle tam bir gecikmiş müdahale ve üstüne oturmuş bir ayak basma değil. Üzerinden kayan o gücü vermeyen bir basma. O yüzden burada kimin hani faal çalsa ve sarı kart göstermese de kabul ederdim. Peki hocam maçtaki ilk sarı kart Uğur Kaldı ki çiftçi galiba çıkıyor. burada özür de Faal çaldı galiba burada. çaldı kart. Evet o kabul ederim yani bundan dolayı. Hocam Uğur Çiftçi'nin sarı kart gördüğü pozisyon Mertens'e yaptığı hareket Maçtaki ilk sarı kart bu. Yukarıda da pozisyon. Evet burada doğru. da arkadan e, yaptığı bu müdahale sarı kart. Doğru karar diyoruz. Evet. Değil. Peki hocam e, burada Galatasaray Korner kullanıyor. Yani top bak biz yukarı evet. şimdi fotoğrafta da belli de yani biz fotoğrafı ne kadar koysak da fotoğraf hani e, çok farklı anlamlar katabiliyor. O yüzden biraz da pozisyonu açıklıyoruz. Sen de e, söylerken e, sen açıklıyordun ya genelde hiç hocam. anlatıyordun ki ee, ee, sana bir rahatlık geldi. Kravatı görmedi çıkarmışsın sen. <laughs> son olsun. hafta son, hafta, hafta, son haftalar sana yani. da bir rahatlık gelmiş. havalar ısındı ya. Ya hocam burada baskısı var. E, Mertens e, topu saklamak isterken sonra da pasını verirken Uğur Çiftçi baskı yapmak isterken top çıkıyor Mertens'ten sonra Uğur'un müdahalesi geliyor. Bak top çıktıktan sonra yapılmış bir müdahale. O yüzden sarı kart doğru. Peki hocam şimdi 29 Galatasaray korner kullanıyor ceza sahasında büyük bir karambol var. O karambolde Kamara'nın yüzünü tuttuğunu gördük. Yerde kaldı. Barış Alper pozisyonu içerisinde. Bu çok böyle hani şöyle bir şey. şimdi Arda başına gelmiş bir müdahale olduğunu görüyor ki işaret ediyor ve durduruyor. Doğru olarak. Şimdi dolayısıyla bu başına gelmiş olduğunu gösterdiği için yapılan hareketi de görmüştür diye tahmin ederek söylüyorum. Yoksa zor bir pozisyon bu. Dolayısıyla burada barış top oyuna girdikten sonra rakibinin arkadan öne doğru koşmasını engellemek için bloklamak için bu kolunu kural dışı açarak kullanıyor ve o kolda rakibinin yüzüne geliyor. Burada sarı kart verilmeliydi. Sarı kart olmalıydı. Evet. Biz burada herhangi bir kart çıkmadı. Peki 33. dakika. Mauro Icardi'nin ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon sol kanattan şekillendi atak yerden gel top ceza alanına iki Sivasporlu oyuncu arasında Mauro Icardi yerde kaldı. Bu pozisyonda penaltı bekledi. Galatasaraylılar Arda kardeşler oyunu devam ettirdi. Şunu bunu değil bir öncekini verin arkadaşlar. İlk bu bunu ilk fotoğrafı verin bak. Şimdi ilk ilk. Şimdi Bundan başka bu bu değil. Bir önce, bir öncekini arkadaşlar. 2 i̇lk, ilk. Evet. Bu görüntü yani bu temasın oluştuğu anın başka bir açısı var mı fotoğraf olarak arkadaşlar? Bakıyorlar hocam. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada herkes sağ ayağı ile Icardi'nin sağ ayağına yapılan temas üzerinden giderek bu pozisyonu yorumluyor olabilirler. Orada da bir temas var. Ama bu temasın Icardi'yi o temas üzerine konuşuyorum. Ne kadar etkileyip etkilemediği tam olarak bir müdahale olup olmadığından ziyade bence bu pozisyonun penaltı olduğuna dair yapılan müdahale aynen şöyle. Gel bak sana zahmet. Topu ver. Topa hocam, top, ciddi topa, topa yapıyoruz hocam. Ha? Alıyorum. Al al gel. Baş şimdi. Gel. burası iyi mi? Şuradan gözüküyor mu? İyi mi yönetmen arkadaşım? Barış. Gözüküyor muyuz? He. Baş şimdi. Şimdi top Icardi'ye doğru geliyor. Evet hocam. Tamam mı bak. Icardi'ye doğru çok güzel. Yani Icardi topa daha yakın hı hı. ve top onun kontrolünde. Evet. Top gelirken tek vuruş yapacak. Ve vuruşu şimdi top gelirken Icardi yatıyor hı hı. sol ayağıyla vuracak. Evet. Aynen bu pozisyonu alır mısın? Sol ayağımla vurayım mı hocam? Evet. Şimdi gelirken tamam, tamam mı? Vuruyorum. Bak gelirken top. Evet. Şu pozisyonu alıyorsun bak. Afif de yatıyor tamam. içeride böyle. sol ayağıyla vuracak. Tamam, hocam. tamam mı? Hı -hı. O pozisyonu al, Hah. <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu pozisyonu al. Şimdi e, Sivas sporlu kim arkadaş? E, İbrahim galiba. İbrahim. Hı -hı. Arkadan geliyor. Eğer bak şu topa dokunduğu anda istersen ee Icardi'ye dokunsun. istersen müdahale etsin. Hı hı. Bu topa dokunup bu topa dokunduktan sonra isterse de Icardi ona müdahale etsin ve bu şekilde düşsün. Devam. Hı hı. Ama burada ne oluyor biliyor musun? Şu şekilde mesela ayak şöyle tam topu vururken tamam, yap. Hocam. İbrahim Akta geliyor. Bu şut atacak. Ayak ile topun arasına ayağını sokuyor. Şöyle oluyor. Tamam mı? Hı hı. Oynamasını engelleyecek bir hareket yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu sokarken de şu ayağa temas ediyor. Hı hı. Ama bundan ziyade asıl penaltı tam şut atacakken hı hı. topla Icardi'nin ayağına arasına ayağını sokmasından dolayı oluyor. Ve bu bundan dolayı pozisyon penaltı. Peki. Yani... Sağ ayağına temasından ziyade sol ayağıyla topun arasına ayağını soktuğu için evet. vurmasını engellediği için Evet hocam pozisyon penaltı. Kamara'nın oradaki müdahalesinin herhalde e, öncesinde yaşandığı için söylüyorum. O müdahalenin e, penaltıyı destekleyen bir yanı var mı hocam? Hani orada bir e, Kamara'yla da bir çarpışması var ya devamında aslında iki oyuncu arasında kalıyor gibi oluyor ya. Penaltı destekler derken... Yok yani o müdahalenin de bir penaltı ile alakalı bir dahli var mıdır diye sordum ben. Ben penaltının neden olduğunu açıkladım. Evet açıkladınız evet. Ondan sonrasında... Hani Kamara'da şu kalçayla bir temas var ya hocam. O o hamleye de penaltı bekleyenler... O hamleden oldu, sonra o Kamara geliyor. Bir çarpışma o. Anladım. Yani sadece kamera ile Icardi'nin pozisyonu baz alırsan penaltı verilmez ona zaten. Hı -hı. Ama burada dikkatli bakılırsa... Bak biz yukarıdan bakıyoruz... Evet arkadaşlar diğer çekimden versinler. İbrahim tam ikardi topla oynayacakken topla ayak arasına ayağını soktuğu için pozisyon penaltı. Peki. Oynamasını engellediği için. Bana da biraz Galatasaray'ın Bayern Münih maçında kazandığı penaltıyı anımsattı bu pozisyon. Tabi her pozisyon farklıdır sizin de deyiminizle ama hani aksiyonun gelişmesi açısından. E, diyeceksiniz ki e, doğrudur. Sağ ayağıyla sağ ayağına da bir teması var. O temas da hani değerlendirilir, yoruma açıktır. Hani o ne kadar etkiliyor, ne kadar basıyor. Ama benim ilk odaklandığım ve penaltı olmasını sağlayan müdahalenin şu, bak Anladım. gördün mü? Evet. Tam topa vuracakken topa dokunursa bir problem yok. Burada var devreye girebilir mi hocam. Ya bu aslında şöyle bir şey, bu ve buna benzer. Bunların nelerine girildi de hani girilmeyecekse bunlara bu hakem kararı denecekse de bundan sonra e, buna göre gözlemlemek lazım. Anladım. Orada belirli yani bir çizgi İtalyana göre, Portekiz'e göre, Hollandalı'ya göre, Türkiye göre değişmeyecek bir çizgi oluşsun. Ha buna var girmez diyelim. Çünkü buna şimdi yarın öbür gün Türk veya yabancı bir var girerse bu Türk pozisyona giril de oldu. Doğrusuyla hatasıyla zamanında da ee, dolayısıyla burada faali yapan İbrahim Akta. Yani bazen diyoruz ya hani e, şimdi İkardi vurmuş gibi zannediliyor burada. Hı hı. Halbuki o ayak ayak ve top arasına girdiği için İkardi arkadan gelecek, vuracak, onu engelliyorsun. Bu bir penaltı. Peki hocam. 68. dakika ikinci yarıya geçtik. Koyta Kön ve e, Koyta Torreira mücadelesi Galatasaray'da iki oyuncu da yerde kaldı. Bu da enteresan da bir pozisyondu. Sivaspor savunması topu karşıladı. Orta alan önce Köyn topu kazanmak için ile ikili mücadelede o yerde kaldı. Ardından Tore'yle çıktı karşısına. O da yerde kaldı. Arda kardeşler de aksiyonun tam içerisinde. Sonra oyun devam etti hocam. Koyta'nın burada iki tane ikili mücadelesi. Şu Alican'dan ben e, bir fotoğraf istedim. Şimdi şu fotoğraf. Bak. Şimdi Koyta'nın ilk Torere'ye hani topu alırken bir ayağını açıyor. Bak sol ayağına yaptığı temas hani sınırda heh, onu söyleyeyim bak. Önce yüksekten geliyor ayağını açıyor. Hani ayağı biraz bükük olması dizinden kurtarır. Diyor ki Koyta Arda kardeşlere yani bunu görmediysen diyor bir de sağ ayağına yapıyor aynı hareketi. Yani bir pozisyon içerisinde hem sol ayağına hem sağ ayağa yapılan benzer iki hareket. Arda Kardeşler'in görememesinin nedeni pozisyonun dibinde olması. Yani şöyle bakma sürece göremez onu. Dolayısıyla bak bak gördü mü nereye bakıyor Arda? Oyunun içerisinde pozisyon içerisinde olduğu için. Ee, burada bak sınır diyorum minimum bir sarı kart, Minimum bir sarı kart çıkmalıydı o da. Çünkü hani derse ki bir ona bastın, bir ona bastın veya ilk bastın yukarıdan geliyor. Yani bu yorumun hepsine katılırdım ama minimum bir sarı kart var. Hani hem sola bak basıyor, yukarıdan geliyor. Hadi ayağı dizi bükük. Bak. Olmuyor bir de sağa basıyor. Hocanın da burada bulunduğu yer enteresan bir talihsizlik yani, e, ...tabi e, terste kalmış Pozisyonun dibinde olduğu için de yere bakamadığından dolayı belden yukarıya baktığı için de pozisyonu görememiş. Yani pozisyonda böyle net böyle bir kırmızı o net sınırda diyorum ya yani olmadığı için veya işte minimum bir sarı kart net olmadığı için böyle sana göre bana göre değişmeyen bir karar olmadığı için de var çağırmadığından dolayı ardı da göremediğinden dolayı bu minimum bir sarı kart atlanmış. Bu pozisyonda oyun devam etti. Evet. Faal kararı da çıkmadı yani pozisyon. Çünkü göremedi ki. Manay hocam topu ağlara gönderdi. 70. dakika Ray Manay. Şıkta bir vuruş yaptı açıkçası ama ağlara giden top gol değeri kazandı. Bunun yer yarı otomatiği geldi evet. mi? Geldi hocam. Ha, geldiyse tamam. Buyurun. Yarı otomatiği geldiyse tamam. Bak ileride ne olacak biliyor musun? O Arsan Arsene Wenger miydi bu düşüncesi yanılmıyorsam? Bu çizgi olayında uyarı otomatikten sonra vücudun tamamen bak vücudun tamamen rakip yani savunma oyuncusundan arada boşluk olacak. iki futbol arasında boşluk olacak o çizgi çizinde ve vücut tamamen ileride olacak. O zaman o seyit ile değerlendirilecek. Bu hani omuz, ayak ucu, Uzu. bu hani bunlar kalkacak. Offside olayında biraz daha gole yönelik bir e, ayrıcalık tanınacak. Hocam bu maç başına gol sayısını çok arttırır. Yani vücut tamamen kopmuş olacak. Bu çizgi çizinde yarı otomatikte. İleride olacak bu bak görüyorsun. Evet Manay'ın pozisyonu yarı otomatik offside teknolojisiyle ekranlara da geldi. Burada da enteresan bir pozisyon hocam aslında sizin bu tarz spesifik pozisyonları açıklamanız çok faydalı oluyor genel kamuoyu için. O spesifik pozisyonlardan birisi İkardin'in topu ağlara gönderdiği pozisyon 81. Kaleci Ali Şaşal Vural'a burada Arda Kardeşler bir faal yaptığı gerekçesiyle pozisyonu da izah ederek e, çaldığı bir düdük ve ağlara giden topun gol değeri kazanmaması. Pozisyon bu. Şimdi ben... E bir grafik istedim. Arkadaşlar evet. o getirir mi lütfen? Sevgili Asil Barış rica ederim. Okuyayım mı hocam? Lütfen. Evet alalım e, monitörümüze. Aşağıdaki durumlarda kaleci topu elleriyle kontrol etmiş sayılır. El ya da elleriyle. Topun kaleciden geri dönmesi veya kalecinin kurtarış yapması haricinde topu iki el arasında veya eliyle herhangi bir yüzey arasında örneğin zemin kendi vücudu vesaire tutarsa veya ellerinin veya kollarının herhangi bir kısmıyla topa dokunursa uzanmış açık eliyle topu tutarsa topu yerde zıplatırken veya havaya attığında bir kaleci el veya elleriyle topa sahip olduğunda rakip bir oyuncu kendisiyle mücadele edemez. Tamam. Şimdi mesela uzanmış kol diyor ya bazen kaleciler böyle evet. tek el çıkıyor şu tek elle yakalıyor böyle. Buradaki maddeler fönlü. Şimdi mücadele edemez derken mücadele edemeden kastı ne? Fiziksel e, temasa giremez. Yani kaleci çıktığında onunla işte kafaya çıkıp o topu tuttuktan sonra ona müdahale etmesi, elle yüzey arasında olduğunda topa veya futbolcuya karşı bir mücadele etmesi. Yani şunu söyleyeceğim. Kaleci eline alıp aldıktan sonra elinden kaçırıyor veya o el ile yüzey arasında topu tutmuyor ve boşluk var. Ve ondan öncesinde ama tutuyordu da mücadeleye girilmez değil bu. Hamle yapılmaz değil bu. Zaten mücadeleye girerse demek o mücadeleye girip o sahip olduğu anlarda sahip olduğu anlarda mücadeleye girersen faal olur demek. Topa sahip olduğu o anlarda hı hı. temas edersen kaleciye, topa şimdi ben iki tane fotoğraf istedim. Şu top nerede? Burada hocam. Alabilir miyim? Hadi. Bak. Şimdi yukarıdan biz yavaş yavaş oynatıyoruz. Önce benim Alican ilk istediğim fotoğrafı ver. Yani ilk şunu ver. Şunu ver. Tamam. Ekran. Bunun bir de Kale arkasından fotoğrafı vardı. Onu da istemiştim senden. Aynen. Şu anda, bak, şu anda e, kaleci Ali Şaşal topa hakim mi? Evet. Hakim, değil mi? Evet. Yüzeyle eli arasında, şu şekilde. Evet. Sonra e, İkardi topa müdahale etmek istiyor ama arada mesafe var. Yani. Şimdi topa mücadeleye girip kazanmıyor yani. O anda eğer şu anda şu andayken o topa dokunmuş olsa faal. Bu esnadan sonra Ali Şaşan ne yapmak istiyor biliyor musun? Topu şöyle kendine doğru çekip kucağına almak istiyor. Bak şu hareketi şöyle yapmak kendini almak. Bunu yaparken tam sağlıklı yapamadığı için şimdi şunu şöyle çekerken kendine bunu tam sağlıklı yapamadığı için elle topun teması kopuyor. O fotoğrafı getirin bana. Bu değil. Bak. Bu bundan bir kare önceki fotoğrafı istedim sizden. Bu temas etti an. Bak. Bu tutup çekeyim kucağıma alayım derken elle top arasındaki temas kopuyor. O koptuğu anda işte Icardi topa dokunuyor. Yani topa hakim olduğu anda değil. Elle topun teması koptu anda şu anda bak aşağıdaki fotoğraf. Evet. Bak el topun üzerinde değil, görüyor musun? Çünkü orada hata yapıyor. Şunu çekeyim derken kucağımı alacağım diye bu teması kopartınca eliyle topu arasında Icardi o anda müdahale ediyor, topu alıyor, vuruyor, gol oluyor. Zaten bak golden sonra çok dikkat et Ali Şaşal'a. Ne yapıyor? Mesela bir kaleci kendisine faal yapıldığına inandığında bu gibi durumda ne yapar? Bak Ali Şaşal ne yapıyor? İtiraz eder. Normalde Ali Şaşal e, biraz bak yaptığı bak. hata bak. yapmışım İ gibi. Bak, iyi izle. Bak. Bak. Evet. Hakem pro, e, pilottan verin arkadaşlar onu Lütfen. Buradan da belli olur belki. Az sonra başa dönecek. Bak yukarıdan ne kadar belli oluyor. Yani çekim derken teması kaybedince ikardi dokunuyor. Icardi dokunduğu için o temas kaybolmuyor. Bak şimdi golü yiyor. Evet, evet. Devam edin arkadaşlar. Bak golü yiyor. Bak şimdi, bir şey yok. Ne zaman Arda düdüğü çalıyor? Hop dönüyor gördün mü? Faul varmış gibi yapıyor. Ne zaman arada düdük çalarsa. Bu gol Nizami. Nizami. Peki hocam. 90 Kamara'nın sarı kart. Faulü Vinicius yerde kaldı. Carlos Vinicius oyuna girdikten sonra burada baskı topu kazandı Vinicius. Ardından doğru bir sarı kart. Bir müdahale Kamara'dan sarı kart. Ee, Reyman Ayda 90 artı 1'de Faul sonrası bir tepki gösterdi hocam. Evet topa vurdu. Evet. O topa vurmuş hali var mı fotoğrafta arkadaşlar? Heh. İşte şu an hocam. Tamam şimdi geldi abi. zaten. Aynen. Doğru. Bir de hocaya doğru gidiyor topa, yani yanına doğru. Hocaya protest ediyor. Evet pozisyonlarımız bitti Arda kardeşler ve ekibi hocam. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani aslına bakarsan zor maç. İşte maçın başı işte iki olduktan sonra. Hani biz burada penaltı diyoruz. Ha, orada kalecinin topa dokunup sonra kendi yani ikari topa vurmadan önce o el teması kesildi. İkari de öyle alıyoruz. Hani iki pozisyonda öyle çok açık seçik pozisyonlar değil. E, ee, i̇kisini de kim yorum yaptı. Ama yönetim anlamında sorarsan, şimdi bu pozisyonları ben Kendini değerlendirdim. Kurallara göre de bence penaltı ve o da nizami gol dedim. Ama yönetim anlamına sorarsan arada kardeşler ee, çok sakin ee, bazen futbolcularla konuşarak bazen otorite kartları yerinde kullanarak belki bir iki tane kart atası yaptı atlamış olabilir. Ama bu da maçın gidişatında tölere edilebilecek şeylerdi. Ee, biraz da skor tabi mesela yani hep söylüyorum gerek bu golün iptali gerek ikarinin finansı yani burada maç 0-0 1-1 veya farklı bir skorla bitse çok farklı şeyler konuşulurdu bu da hakim şansıdır dolayısıyla ama genel yönetimi itibariyle otorite anlamında maçı kontrol altına alma anlamında maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun çok yakın olduğunda 0-0 olduğunda da 2-1 olduğunda da tek şey söyleyeceğim. E, skor ne olursa olsun yani skora bağımlı maçın uzatması olmaz. Yani şimdi bu maçta ikinci yarı itibariyle baktığımızda gerçekten sadece iki dakikalık mı bir durağanlık veya uzatması gereken o anlar durmuş oyunda. Sence öyle mi? Değil. Yani ister 6-1 olsun ister 12-1 olsun unutulmasın bu ligde bir gol şampiyonu belirledi. Önemlidir bunlar. Evet. Yani skora göre uzatmayın yapmayın. Neyse hakkı onu yapın. Peki hocam maçı tamamladık. E, gündeme dair haftaya dair eklemek istediğiniz detaylar var mıdır onu sorayım. Çünkü bugün 10 pozisyonumuz var. Açıkçası böyle e, çok yoğun bir maç olmadı hakem kararlar açısından. Vallahi bugün işte e, yayına girmeden önce de hakem şansı e, arkadaşların yanındaydı. E, Halil Umut Mener'in verdiği penaltı dışarıda verip içeriye verilmesi veya 12. kural ve fena hareketler 12. kuralda işte faal ve fena hareketler nezdinde verdiği faul sonra içeride olduğu söylendi. Penaltı dendi. Penaltının kaçması açıkçası bir hakem şansıydı. Çünkü hani değildi yanıldı orada hatalı bir karar verdi. Halil Umutmeler Antep'in lehine. Ama e, futbolcu kaçırınca e, biraz da hakem şansı oldu açıkçası. Anladım hocam. Ee, siz bu konuda son dönemde özellikle Halil Umut Hoca'nın Verildiği maçı Ya, verildi. E, ya verildi ya vermeyin ya. ya iki, iki, haftada vermeyin de gitsin Almanya'da da gidecek. Yani bırak her maçı bir de, yıpranmadır ya. Ya böyle vermeyin iki 3 hafta ya. Yani UEFA'da rozette iki 3 hafta Alil ben maç almayacağım derse Almanya'ya mı göndermeyecekler Ali Ya vermeyin ya. Bak hani diyoruz ki Almanya'ya çağrıldı. E şimdi sen şöyle bir penaltı veriyorsun. Hani, bir kere faal değil. Dışarıda olayı içeri taşınıyor. Şimdi Antep Federasyon Başkanı Halil Umut Meler şimdi insanların kafasına çeşitli çeşitli sorular getirmeyin boşu boşuna işte. Vermeyin niye yıpratıyorsunuz bu çocuğu? 2-3 hafta Halil de söylesin çıkmasın ya. Çıkmasın mental olarak hazırlansın öyle gitsin ya. Gereksiz atamalar. Hani yapay zekanın müdahil olmadığı atamalar bunlar. Peki hocam, e, yarın Antalya Spor Pendik Spor ve elbette Konyaspor Spor Fenerbahçe maçları var. E, bu maçlar sonrası Konyaspor Spor Fenerbahçe maçının pozisyonları için yine burada olacağız. Bir reklam arasına gideyim ben. Gitmeden önce şunu söyleyeceğim, söyleyeceğim. çok ilginç. İki haftadır Antep'in maçına yabancı var gelirken, bu hafta aslında o iki haftadan daha önemli olan hem Antep için hem rakibi için bir maça yabancı varın verilmemesi de ilginç. Bana enteresan geldi. O kritik maç e, şeyi hocam ilginç çok zaten tartışmaya açık. Bak enteresan bak. Şimdi sen hiç Antep'in maçına yabancı var vermezsin kabul ederim. Ama verdiğin iki yabancı varın maçlarına bakıp bu maçın e, kritik e, zorluk seviyesi önemine bakıp da onlarla karşılaştığında onlara verilip buna verilmediğinde hani kritik maçlara diye ben söylemedim değil mi federasyon evet, açıkladı bu. Federasyon bunu. o kriteri federasyon. Yani komik. kritik maçlar diye. Antep ve Hatay maçı onlar için kritik bir maç değilse Al ilginç. Alper Ulusoy vardı. vardı. İlginç. Enteresan. Gidiyorum reklama. Git, git gitmezsen çünkü ben enteresan kelimesini e, açacağım. O açmayayım. <laughs> git sen. Peki kısa bir aramız var. Arada sonrası karşınızdayız. Evet, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta e, Konya Konyaspor Fenerbahçe mücadelesiyle devam edecek. Elbette Pendik Antalya mücadelesi de oynanacak. Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası yine bu ekranlarda karşınızda olacağız. Hocam görüşmek üzere o zaman. Konyaspor Fenerbahçe maçında tekrar burada stüdyomuzdayız. Yani yarın mı? Evet. Yine sen tişört mü giyeceksin? içine? Yani bakacağım hocam, e, varyasyonlara bakacağım. Ona göre bana söyle ben de ona göre giyineyim. Özel bir isteğiniz tercihiniz var mı hocam? Değil mi abi? Yani sen, Renklerimiz sen, biraz bugün yakın birbirine. Sen de sezon sonu bir rahatlama gördüm. böyle. maratı for it. O değil ceketi çıkaracaksın diye korkuyor. <laughs> Peki hocam görüşürüz yarın. Görüşmek üzere sağ ol. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.